Zafer Kalkınma Ajansı organizasyonunda ilgili kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği lojistikte devlet destekleri paneli düzenlendi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğindeki panelde üretici ve ihracatçı konumundaki firmaların lojistikle ilgili güncel ihtiyaçları konuşuldu. 2021 tarihinde bakanlığımız bünyesinde kuruldu. Açılış konuşmasını yapan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya'nın lojistik avantajına değindi. Ajansımızın rehberlik ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ilimizde yeni gelen yatırım firmalara Kütahya ilinin lojistik avantajlarını da anlatıyoruz. Kütahya'nın lojistik avantajları hepimizin malumu. İlimiz coğrafi konum itibariyle Türkiye'nin üç büyük metropolüne olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in ortasında yer almakta. Ülkemizdeki 14 büyük şehirden 4'üne sınır komşusu. Ayrıca Kocaeli, Bursa ve Sakarya gibi illere oldukça yakın bir mesafede yer alıyoruz. İlimiz bu illerle oldukça gelişmiş karayolu bağlantılarına sahip olup Kütahya ilimiz karayoluyla en yakın liman olan Gemlik Limanı'na yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta. Kütahya-Bandırma Limanı arasında bulunan demiryolu bağlantısıyla da önemli ölçüde yük taşımacılığı yapılıyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, küresel lojistik sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, demiryolu altyapısının ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesinin öneminden bahsetti. Lojistik sektörüne geldiğimizde ise 2024 yılına kadar küresel lojistik sektör büyüklüğünün 6.88 trilyon avroyu geçmesi bekleniyor. Türkiye mal ihracatı ile birlikte büyüyerek uluslararası lojistik gelirlerinde 2025'te 20 milyar dolara, 2030'da 30 milyar dolara yükseltmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin önünde Çin ile Avrupa arasında gerçek bir lojistik merkez olabilmesi için çok güzel bir fırsat var. Bunun için demiryolu altyapısının geliştirilmesi ve demiryolları ile limanların entegrasyonunun tamamlanarak intermodal taşımacının artırılması ve tüm bunlara yönelik önemli bir adım olarak demiryollarına da özel sektör katılımının güçlendirilmesi gerekmektedir. Halen Türkiye'de demiryollarına yatırım ağırlıklı olarak yolcu taşımacılığı için yapılmakta, yük taşımacılığı ise daha geri planda kalmaktadır. Özel sektörün demiryolu alanında etkin bir şekilde girememesi de kapasite sorununun devam etmesine yol açmaktadır. Tüm bunlara ek olarak demiryolu taşımacılığı ile bağlantılı önemli bir unsur olan lojistik merkezlerinde geliştirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Kütahya Vali Yardımcısı Buğra Karadağ da ilin üretim kapasitesinin artırılması adına düzenlenen paneli önemsediklerini ifade etti. Kalkınma Ajansımızın girişimiyle düzenlenen bu panelde ilimizin coğrafi konumu ve güçlenen lojistik altyapısının getirdiği avantajın, geliştirilebilecek yeni destek mekanizmalarıyla nasıl ileriye götürülebileceği değerlendirilecektir. Bu anlamda ilimizin üretim kapasitesinin artması için önemli bir müdahale alanı olarak gördüğüm bu konu özelinde yapacağınız katkılar ve katılımlarınız için teşekkür eder, verimli bir panel olmasını dilerim. Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Akın Ak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik ve Kombine Taşımacılık Dairesi Başkanı Sinan Oğuz'un da katıldığı panelde lojistikte bakanlık destekleri ve gerekli düzenlemeler görüşüldü.